Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur. Ekranların başındaki siz sevgili dostlar, Zamanda Sigorta Yarışması'na hoş geldiniz. Hayatımızın akışını hayata bakış açımız belirliyor. Amerikalı yazar Harris, kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi ise tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür diyor. Gerçeklikten korkmadan ama İyimserliği de unutmadan yola devam etmeliyiz. Bugün yarışmacılarımızın bilgilerine ve seçimlerine yol arkadaşlığı yapacağız. Zamanda Sigorta başlıyor. Zamanda Sigorta bir genel kültür yarışması. Bilgisine güvenenler ve doğru strateji geliştirenler büyük ödüle rahatlıkla ulaşabilirler. Öncelikle yarışmacılarımı size tanıtmak istiyorum. Üç değerli yarışmacımız var. Servet Bey hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Sağ olun. Yarışmaya Sakarya'dan katılıyorum. Araştırmacı yazarım. İki tane basılı eserim var. 53 yaşındayım. Kitaplar ne üzerine? Kitaplar Bilgi Yarışmacısının Başvuru Kitabı. 4 baskı yaptı. Bir daha duyabilir miyim? Bilgi Yarışmacısının Başvuru Kitabı. Bilgi Yarışmacısının Başvuru Kitabı. Çok enteresan. Evet, enteresan. Satışlar nasıl gidiyor? İşte ben satışlarla ilgilenmiyorum. Yayın evleri de beni çok üzdü. Bir tanesi de Alternatif Bulmaca Sözcüğü. Fakat burada... İşte 12 yıldır ben ekran yüzü görmüyorum. Sırf bu kitaplardan dolayı oluşan ön yargıdan dolayı sanki bu kitapları yazmış olmak bana her katıldığım yarışmada birinci olacakmış gibi bir ön yargı vardı. Özellikle bu ön yargıya da değer verdiğiniz için ve beni çağırdığınız için size de özellikle teşekkür ederim. Çünkü bu gerçekten bir ön yargıydı yani. Ama ben yeni öğreniyorum bunu, evet, zaten. Evet. Ne yazık ki öyle. Bilmeden çağırmışız demek ki. Estağfurullah. Ama sıkıntılıyorum. Böyle bir kitap yazmak nereden yani aklınıza geldi? Kitabı yazmak o kadar da zor bir şey değil. Yani mesela diyelim ki televizyon bünyelerinde soru yazarları vardır. Bunların aşağı yukarı sorularla boğuşmaları ne bileyim yılda 10.000 taneyi bulabilir. Ben de 10.000 soruluk bir banka hazırladım. Yani bu 2-3 kişinin bir araya gelerek yapamayacağı bir şey çıkan, değil. Yani evet. Değil mi? Öyle mi? Genelde yarışmalarda çıkan soruları yani topladınız mı? Yarışmanın olmuş notlar, ayrıca ansiklopediden eklentiler, diğer farklı sözlüklerden konularına göre fizik, kimya, eklentilerle bir isteyen herkes demeyeyim de hani birazcık yaratıcı kabiliyeti olan herkes böyle bir kitap elde edebilir. Yani bu tevazu gösteriyorsunuz. Bu gözde büyütülmeyecek bir şey olduğu gibi yani bir de bu önyargıyı tamir etmek için 12 sene uğraştım yani. Başarılar diliyorum Servet Teşekkür Bey. Ederim. Bakalım ne olacak? Sağ olun. Kitabı olan bir yarışmacı, enteresan. Başarılar. Lütfiye Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyim? Lütfiye Tuğan. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 41 yaşındayım. Evliyim. 2 çocuk annesiyim. Özel sektörde muhasebeciyim. Sizin kitabınız var mı? Maalesef. Mesela çocuk yetiştirme üzerine herkes bir kitap yazıyor. Bütün annelerin aslında yazılmamış kitapları var diye düşünüyorum. Kutsal bir meslek annelik, evet, biliyorsunuz. Sizin yazılmış kitabınız kitabım yok ama yok. İki tane... Evet, biri 17. İki tane eseriniz, evet, var. Evet, iki tane eserim var. Çok güzel. Siz nasıl bakıyorsunuz hayata? İyimser mi bakıyorsunuz? Olumlu, iyimser bakıyorum. Kötü olaylar karşısında pes etmiyorum. Çok Her güzel. Zaman dimdik ayakta olmaya çalışıyorum. İki çocuğum ve eşim sayesinde. Ne güzel. Size hayat boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Levent Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Fakat bu sabah bir iş seyahatinden döndüm. Yarışma için geldim. 42 yaşındayım. Satış pazarlama üzerine organik ürünlerle ilgili çalışıyorum. Hayata bakış açım genelde hep pozitif. Basit. Yani olaylar karşısında genelde durur beklerim. Ona göre hareket ederim. Karşımdaki insanın ne yaptığı konusunda düşünürüm. Herhangi bir maruzat çıkmaması için de genelde pozitif bakarım. Pozitif bakarsınız. Olumlu yaklaşımlar sunarım. Hepinize başarılar diliyorum. Bakalım neler olacak. Kısaca kuralları anlatmak istiyorum. Yarışmamız iki etaptan oluşuyor. İlk etapta 15 soru var ve yarışmacılarımız birbirleriyle yarışıyorlar. Her yarışmacı isterse doğru yanıtladığı sorunun
değeri oranında sigorta alabiliyor. Aldığı sigorta yanlış yanıt verdiğinde yarışmacılarımızın puanlarını risklere karşı koruma altına alıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı ikinci etapta büyük ödül için yarışıyor. Zamanda sigorta ilk etapla başlıyor. Evet, sorularımızın puan değerleri 50, 100, 150, 200, 300 olmak üzere yukarı doğru çıkıyor. Her an her şey olabiliyor, durumlar değişebiliyor. Ama şunu hatırlatmak istiyorum, ben soruyu okuduktan sonra butona basma hakkınız var. Ancak şıkları görmediyseniz, şıkları görmeden sizden cevabı hemen anında isteyeceğim. Bu küçük bilgiyi de verdikten sonra 50 puanlık ilk sorunuzu sormak istiyorum. 50 puanlık birinci sorunuz şöyle. Peynir, et, balık gibi yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutulan tuzlu suya ne denir? Servet Bey. Salamura. Salamura diyor Servet Bey. A şıkkı lakerda, B şıkkı peksimet, C şıkkı salamura, D şıkkı konserveydi. Bakalım C şıkkı salamura size ilk 50 puan getirecek mi? Salamura olmazsa bu ürünleri saklamamız mümkün değil gibi görünüyor. 50 puan geliyor. Kutluyorum Servet Bey. Teşekkür ederim. Hemen sormak istiyorum. Sigortanızı hemen alacak mısınız? Hemen alayım. Servet Bey ilk sigortasını alıyor. Geleceğe karşı kendisini garanti altına alıyor. Sigortanız işlendi. Ve hemen 50 puanlık ikinci sorunuz geliyor. Hangisi göçmen kuş değildir? A şıkkı turna, B şıkkı kuzgun, C şıkkı yaban kazı, D şıkkı kelaynak. Lütfiye Hanım. Kelaynak. Kelaynak diyor Lütfiye Hanım. Acaba kelaynaklar göçmüyorlar, devamlı aynı yerlerde yaşayıp mutlu mu oluyorlar yoksa göçüyorlar mı? Kanatları çırpa çırpa bir yerden bir yere gidiyorlar, yorgun argın. Ya da göçmeyen birileri var mı? Kuzgunlar göçmüyor efendim. Kuzgunlar göçmüyor ama size kuzgunlar hafif bir rahatsızlık getiriyor. Hastane masrafları ortaya çıkıyor ama hiç puanınız olmadığı için bu masraflar puanlarınızı götürmüyor. Ve yarışmaya devam ediyorsunuz. Evet. Ama bahsettiğim riskler işte böyle. Daha neler neler var. Hele bir fıldır göz var ki onun çıkmasını çok istemiyorum gerçekten. 50 puanlık üçüncü sorumuz şöyle. Hangisi açı ölçmek için kullanılır? A şıkkı iletki, B şıkkı gönye, Servet Bey. İletki. İletki diyor Servet Bey. A şıkkı iletki, B şıkkı gönye, C şıkkı cetvel, D şıkkı aydın ger. Acaba açıları biz iletkiyle mi ölçüyoruz yoksa kendileri bize açıların cinsini söylüyorlar mı? Böyle bir şey olamaz tabii. İletki olabilir, etki evet. Faydalı bir alet, faydalı bir cetvel. Hemen sormak istiyorum. İletki size 50 puan getirdi. 50 puanla ne yapacaksınız? Sigorta alacak. Alalım güzel Mehmet. Servet Bey ikinci sigortasını almak istiyor. Çok da iyi yapıyor çünkü ileride nelerin geleceği belli olmuyor. Puanınız sigortaya dönüştü ve yerine yazıldı. 50 puanlık dördüncü sorunuz şöyle. Pamuğu çekirdeğinden ayırmaya yarayan makinenin adı nedir? Servet Bey. Çırçır. Çırçır diyor Servet Bey. Şıklar şöyle. A şıkkı hallaç, B şıkkı öreke, C şıkkı çırçır, D şıkkı elemle. Acaba çırçır pamuğun çekirdeğini içinden alıyor mu? Çırçır 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 çır. Çalışa çalışa alıyor. Olması lazım herhalde. Çırçır cevabı. 50 puan getiriyor. Tekrar soruyorum. Bu 50 puanla ne yapacaksınız? Bu sefer puan olarak yazalım. Puan olarak kalsın diyorsunuz. İki tane sigortam var. Çırçır'dan gelen puanı bir köşeye koyalım diyorsunuz. Çırçır hiç gördünüz mü? Nasıl makina? Bir ara bir köy ziyaretinde herhalde gördüğümü hatırlıyorum. Hayal meyal. Çok emin olmamakla birlikte hatırlıyorum. Şöyle bir gördünüz ve köyden gittiniz herhalde. Ya yok yok, bunu ansiklopedik bilgi olarak biliyorum. Gördüğümde hatırladığıma göre değil. Ama çok faydalı bir alet oldu. O şimdi kesin. Çok modernize edildi tabii. Eski evet. İlkel şeyler kalmadı. 50 puanlık son sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuz şöyle.
Hangisi çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki geçiş dönemiyle ilgili değildir? A şıkkı erinlik, B şıkkı ergenlik, C şıkkı yeni yetme, Levent Bey. D şıkkı, ebeveyn. Ebeveyn diyor Levent Bey. Bu geçiş dönemiyle alakası yoktur. Acaba ebeveyn doğru bir cevap mı? Ve ilk 50 puanı size getiriyor. Ebeveyn cevabı ilk 4 cevabı size getiriyor. 50 puan size geliyor ve hemen soruyorum. Sigortanız yok. Riskler çok. Puan olarak kalsın. Puan olarak kalsın, evet, diyor Levent Bey. Enteresan. Sigorta almadı kendisi. Strateji kendisine ait. Şaşırıyorum ama yarışmaya devam ediyoruz. Bakalım ileride neler olacak. Evet, 100 puanlık 6. soruya geçmeden önce puan durumuna bakmak istiyorum. Servet Bey 50 puanda ve 2 sigorta hakkı var. Lütfiye Hanım'ın hiç puanı yok. Sigortası da yok. Evet. Levent Bey'in 50 puanı var. Sigorta almadı onunla. Bakalım ileride neler olacak. Hemen 100 puanlık 6. sorunuzu sormak istiyorum. Hangisi erik cinsi değildir? A şıkkı çavuş, B şıkkı papaz, C şıkkı bardak, D şıkkı mürdüm. Servet Bey. A çavuş. A şıkkı çavuş diyor. Çavuş acaba erik cinsi değil mi? Papaz, bardak ve mürdümü eledi Servet Bey. Çavuş acaba ne? Erik cinsi değil mi? Değil. Çavuş ne? Üzüm cinsidir. Üzüm. Hem de en güzel baldan tatlı en güzel üzümlerden, evet, biri. İnce kabuklu, yemeğe doyulmaz. Peki çavuş üzümü size 100 puan getiriyor. Hemen sormak istiyorum. 100 puanla ne yapacaksınız? Sigorta almak. Hanemize yazalım müzahmet. Puan olarak mı sigorta? Evet. Puan olarak. Puan olarak yazalım diyor Servet Bey. 2 sigortamı aldım. Puan olarak bulunmasını istiyorum diyor. Böylece 150 puana çıkıyorsunuz. 7. sorudayız. 100 puanlık sorumuz şöyle. 2, 3 veya 4 kişi arasında 96 kağıtla ve marközle oynanan kağıt oyunu hangisidir? Levent Bey. İskambil. İskambil. Evet. Diyorsunuz. Şıkları görmek istiyorum. İskambil genelde bu oyunların oynandığı, değil mi? İskambil, evet, oyunu olarak herhalde şıkların arasında olmadığı için maalesef bunu kabul edemiyorum. Doğru cevap bezikti. Bezik. İskambil. Genel adı olsa gerek. Evet, heyecanlı. Ama ne oluyor? Bu yanlış cevap bir riski ortaya çıkaracak muhakkak. Korkum o. İşte çıkıyor. Sel basıyor, bunu ben hep söylüyorum. Sigorta almamıştınız az önce ve dolayısıyla bu sel ne yapıyor? Götürüyor. O gürül gürül sular puanınızı maalesef götürüyor. Şayet sigortanız olsaydı bu 50 puanınız gitmeyecekti. Evet. Ama gitti. Maalesef. Olsun, bir tecrübe oldu. Demek ki sigortanın değeri burada ortaya çıkmış oluyor. İlerisi için ilk kazandığınız puanla, evet, belki de hemen sigorta alacaksınız. Değil mi? Alacağım. Yüzünüzdeki tebessümden bunu anlıyorum. Evet, evet. Keşke sigortam olsaydı diyorsunuz belki de şu anda. Olabilir, hayat risklerle dolu, yarışmamız risklerle dolu ama korunmanın yolları da var. 8. sorumuz şöyle, 100 puanlık. Hangisi dolmalar sınıfında bir yemektir? A şıkkı filikli acur, B şıkkı mumbar, C şıkkı haylan kabağı, D şıkkı şveydiz. Levent Bey. Haydar kabağı, C şıkkı. Haylan kabağı dolmalar sınıfındandır diyor Levent Bey. Haylan kabağı acaba daha önce tatma imkanınız oldu mu? Kabak cinsi olduğu için... O diyorsunuz dolmalardan olamaz. Yani. Kabağın acaba dolması olmuyor mu? Oluyor gibi geliyor bana. Çok da lezzetli olur. C şıkkı haylan kabağı acaba dolmalar sınıfından bir yemek değil de... Mumbar. Mumbar. İşte. İşte bu. Bu adamcağız dolanıyor, gözler fıldırıyor. İşini de yerine getiriyor hakikaten.
puanları çalıyor, götürüyor eğer sigorta yoksa, ama sizde puan da olmadığı için bu fıldır gözlü adamcağız hiçbir şey yapamadan bakıyor, ediyor ve gidiyor. Ama şayet puan olsaydı, o arkasındaki çuvalı, o puanı atıyor, koştura koştura gidiyor, dikkat etmemiz gerekir. 100 puanlık 9. sorudayız. Soru şöyle. Kalın iplikle elde örülmüş işe ne denir? A şıkkı empirme, B şıkkı etamin, C şıkkı makreme, D şıkkı güpür. Lütfiye Hanım. Makreme. Makreme diyor Lütfiye Hanım. Bakalım makreme kalın ipliklerle elde örülmüş bir iş mi? Hoş bir süsleme sanatı olabilir mi acaba makreme? Kursları falan da var. Makremeye gidiyor hanımlar. Hiç ördünüz mü makreme, yaptınız evet. mı? Oradan biliyorsunuz. El işlerini çok seviyorum, o yüzden. Var mı öyle köşe? Bir yerlere asarlar değil mi makreme içine? Evet. Saksı koyarlar evet, bildiğim kadarıyla. Var. Havlu kenarlarında genelde yaparlar. Ama zahmetli bir iş değil mi? Sabır gereken bir şey. Bir de bilen ellere, evet. bilen ellere kolay diyorsunuz. Evet. Sizin de böyle ürünleriniz var yani. Var, evet. Peki. Makreme size hem bir hobi, aynı zamanda puan getiren bir unsur oluyor. 100 puan alıyorsunuz ve hemen sormak istiyorum. 100 puanla ne yapacaksınız? Sigorta alacak mısınız? Evet, lütfen. Evet diyor Lütfiye Hanım. İnce bir sesle evet dedi ve sigorta hakkınızı işliyoruz Lütfiye Hanım. Böylece az önce Levent Bey'in başına gelenler ilk riskle sizin başınıza gelmeyecek. 100 puanlık soruları da bitirdik. Nasıl gidiyor sizce? Güzel. Alışmaya başladık mı yavaştan? Evet. Evet, ben sen biraz paslanmışım galiba 12 senede. Yok canım, siz de kendinizi devamlı şey yapıyorsunuz, paslanmışım, çağrılmıyorum, edilmiyorum. Lütfen hayata iyimser bakalım Servet Bey. Pozitif. İyi gidiyorsunuz. Daha var. Sorun yok. Sorularımız var. Durumlar değişebilir. Puan durumuna bakmak istiyorum. Servet Bey 150 puandasınız. 2 sigorta hakkınız var. Paslanma durumu yok gibi görünüyor şu anda. Ki daha yüksek puanlı sorularımız var. Lütfiye Hanım 1 sigorta hakkınız var. Ama maalesef puanınız yok. Ama olsun, sigorta da önemli. Levent Bey'in puanı vardı. Gitti. Fakat gitti, sigorta almamıştı. Durum böyleyken geliyoruz 150 puanlık sorulara. Bakalım durum ne olacak, hangi yönde değişecek? 10. sorumuz şöyle 150 puanlık. Arabalı vapura Çanakkale'den binen biri tam karşıya ulaştığında hangi ilçeye varır? A şıkkı Geyikli, B şıkkı Ecebat, C şıkkı Gelibolu, D şıkkı Lapseki. Levent Bey. C şıkkı Gelibolu. C şıkkı Gelibolu diyor. Çanakkale'den bindik. Vut, gemi kalktı. Gidiyoruz. Biraz dalga var, lodos var galiba. Ama karşıya ulaştık, ne güzel. Kaptanlar iyi. Acaba çıktık, adımımızı attık. Gelibolulara merhaba diyor muyuz? Gelibolular bize ters ters bakıyorlar. Biz kardeşim Gelibolulu değiliz. Biz nereliyiz? Biz Ecebatlıyız. Gelibolu biraz yukarıda ya da aşağıda kalıyor diyor. İşte çarptı gene. Ben yakında bunlarla psikolojik şeye gireceğim. Çünkü bu arabanın kaçıncı çarpışı ve bende gerçekten bir tuhaf duygular yaratmaya başladı. İşte yanlış cevaplarda bu virajı alamıyorsunuz ve bu elektrik direğine çarpıyorsunuz. Defalarca çarpıldı. Puanlar bu hasarlara gitti. Çünkü arabada bayağı hasar oluşuyor ama puan varsa, yoksa ne oluyor? Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Çünkü buradan bir birinci çıkaracağız. Bakalım kim olacak? Evet, 11. sorudayız. 150 puanlık sorumuz opera ile ilgili. Operada perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parçaya ne denir? A şıkkı arya, B şıkkı sonat, C şıkkı üvertür, D şıkkı suite. Servet Bey. Üvertür. Üvertür diyor Servet Bey. Opera başlamadan önce 10 dakikalık bir alıştırma, müziğe alıştırma, operaya alıştırma bölümü. Bestecinin kendisini gösterdiği güzel bir bölüm. Acaba üvertür mü? Size 150 puanı.
Siz puanla ilgili üvertürü yapmıştınız, puan almıştınız ama bir 150 puan daha geliyor. Hemen sormak istiyorum. 150 puanla ne yapacaksınız? Puan olarak mı kalsın? Puanhanemize tekrar yazalım bize Ahmet. Tekrar yazalım, 150 puanı ekleyelim diyor Servet Bey. Dolayısıyla 300 puana çıkıyorsunuz. İki sigorta hakkınız var. Paslanma durumlarını pek göremiyorum. İyi gidiyorsunuz. Kısa bir reklam arasından sonra yarışmamız bütün hızıyla devam edecek. Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur.